Merhaba, ben Esen, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tavuklu sandviç tarifi vereceğim. Çok çok pratik bir tarif. Sos hazırlaması çok kolay, tavuğu pişirmesi çok kolay. Yapılabilecek en kolay sandviç tariflerinden birisi olabilir ben diyorum evde. Hızlıca malzemeleri sayacağım, sonra nasıl yaptığımızı göstereceğim. 2 adet tavuk göğsüm var, 3-4 adet sandviç ekmeği yeterli olacak. 1 bardak unum, 1 bardak galeta unum, 2 adet yumurtam, 2 yemek kaşığı mayonezim, 3-4 adet tatlı ekşi Alman tipi olan kornişon turşudan kullandım ama yoksa normal turşu da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığına yakın dereotu, 1 tatlı kaşığı, dolu dolu 1 tatlı kaşığı tane hardal kullandım. Tane hardalınız yoksa normal hardal da kullanabilirsiniz. Ve 1 tatlı kaşığı kaparin var. Şimdi tavukları pişirmeden önce ilk sosumuzu hazırlayalım. Sonra daha hızlı bir şekilde sandviçimizi bitirmiş olacağız. Ben önce kornişon turşuyla başlayacağım. Şöyle kornişon turşuları tahtamın üzerine koyuyorum. Önce ortadan, sonra bir daha kesiyorum. Şöyle dörde böleceğim hepsini. Ve ufak küpler halinde doğrayacağım. Şöyle ufak küpler halinde doğradım. İstiyorsanız üzerinden bir kere daha şöyle geçip bir tur daha küçültebilirsiniz. Bu yeterli boyutta. Ben biraz dişe gelsin istiyorum. Kıtırlık vermesi için onu bu şekilde kabımın içine alıyorum. Burada kaparilerim vardı. Onları da şöyle kabın tahtamın üzerine koydum. Onu da böyle gelişi güzel doğruyorum. Bunu da kabımın içine alacağım. Sosa tuz koymayacağım çünkü kaparinin tuzunu süzdürmedim. O tuzlu suyuyla beraber lezzet verecektir. Şöyle bunu da ekliyorum. Dereotum vardı. Dereotumu da şöyle bir dürüp, öyle diyorlar ya dürmek için. Şöyle ince ince doğruyorum. Dereotumu da kabımın içine koyuyorum. Burada 2 yemek kaşığı mayonezim vardı. Onu şöyle kabımın içine alıyorum. Güzelce karıştırmaya başlıyorum. Sandviçin sosu bu şekilde hazır olmuş oluyor. Bunu kenara alacağım. Şu boşları da kenara ittireceğim. Burada hardalım var. Bunu sandviç ekmeğimin içine süreceğim birazdan. Bunu da kenara koyuyorum. Şimdi tavuğu nasıl yapacağımızı şöyle bir göstereceğim. Şu ekmekleri bir kenara alıyorum şimdilik. Tavuğu hazırlamak için bunu böyle bir şinitselimsi bir havada yapacağız. Biraz dış çıtırtılı olsun diye. Bir bardak unum vardı. Şöyle bir yayayım. Galeta unum var. Yine şu kabı rica edeceğim. Aynen. Çok güzel geldi akarak. Bunun içine 2 tane yumurtamı kırıyorum. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Bunu bir hızlıca çırpacağım. Yumurtamı çırptım. Bu da hazır. Unumun içine bolca tuz koymak istiyorum tavuğumu aromalandırmak adına ve baharatlandırmak için. Şöyle 1 tatlı kaşığı tuzu şöyle una ekledim. Üstüne de biraz, çok değil, karabiber ekliyorum şöyle. Bu da aynı şekilde baharatlandırmama yardımcı olacak. Şöyle bir elimle hafifçe karıştırıyorum. Ya aslında normalde artık plastik ve bu daha sert malzemeden hazırlanan kesme tahtaları daha sağlıklı. Ama evlerde tahta çok fazla kullanılıyor. Ben de hala kullanıyorum. Ama eğer evde tavuk ya da çiğ et kullanıyorsanız bu tip plastik tahtalar bulundurmanız hijyen açısından sizin için çok önemli olacaktır. Hem temizlemesi çok kolay hem de tavuk için ayrı bir tahta olmuş oluyor. Ben her zaman bu yeşili kullanıyorum. Şimdi buradaki tavuk göğsünü alıp şöyle tahtanın üstüne koyacağım. Önce şu ortadan bir kesiyorum. Bunu istiyorsanız ortadan yine böyle kesebilirsiniz. Parmak, yani tavuk parmak olacak şekilde. Ya da benim yaptığım gibi şöyle açıp daha ince bir tavuk göğsü elde edebilirsiniz. Bu hem daha hızlı pişmesine hem de daha ince
olmasına yardımcı olacak. Bu birincisi. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Şurada bir parça var. Onu ayrıca kullanırız. Yine aynı şekilde göğsün tepesinden girip şöyle sürte sürte tavuk göğsünü inceltiyorum. 4 tane ince tavuk göğsü parçası olmuş oldu. Hem dediğim gibi daha hızlı pişecek hem de piştiğine emin olmuş olacağız. Şimdi bunu sıralamayla hazırlamak istiyorum. Unum, yumurtam ve galeta unum var. Önce una iyice buluyorum. Şu şekilde. Sonra bunu yumurtanın içine atıyorum. Fazlasını şöyle sallayarak atabilirsiniz. Sonra bunu galeta ununun içine koyup şöyle güzelce galetayı buluyorum. Diğer üçü için de aynısını yapacağım. Tavukları şimdi pişirmek için ocağa geçeceğiz. İstiyorsanız ayçiçek yağı ya da istiyorsanız zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ben ayçiçek yağı kullanacağım. Ufak bir bardak yeterli olacak. Şimdi bir ocağa geçelim ve tavukları pişirelim. Şimdi tavukları şöyle yavaşça çozurdamaya başladı zaten hafif. Tavanın içine koyuyorum. Şu ufaklığı sığdırabilir miyim sizce? Bence sığdırabilirim. Onu da şöyle araya koyalım. Süper. Altını tekrar hafif açtım. Çünkü tavukları koyduğum için şu anda yağın ısısı biraz düştü. Tavuklar güzelce kızarmaya başladı öbür taraflarından ama bekliyorum. Öbür tarafı da güzelce kızardıktan sonra bir daha ters düz edeceğim. Yaklaşık 3-4 dakikada pişmiş olacak. Tavuklarımın öbür tarafı da pişmeye başladı. Ben bunu tekrar bir ters düz edeceğim. Daha sonra da ocaktan alacağım ve sandviçimi nasıl hazırladığımı göstereceğim. Bir havlu kağıdım var. Onu şöyle kaplayıp ufak tabağın üstüne koyacağım. Ve tavukları şöyle bir kere daha çeviriyorum. Tam istediğim kıvamda pişti. Bu şekilde kağıdımın üstüne alıyorum. Bu hem fazla yağın emilmesine yardımcı olacak hem de tavuğumun kabuğunu yumuşatmayacak yağ emildiği için. Şöyle burada dursun. Ve sandviçimi hazırlamaya başlayacağım. Üstündeki yağı da şöyle hafifçe bastırarak almak istiyorum. Benim sandviç ekmeklerim var. Bunları istiyorsanız hafif tavada ya da tost makinesinde kızartabilirsiniz. Ama ben böyle yumuşak ekmekle içindeki çıtır tavuğun birleşimini çok seviyorum. O yüzden tamamen zevkinize kalmış. Şuradan ufak bir bıçak alıp tane hardalım vardı. Dediğim gibi eğer yoksa normal hardal da kullanabilirsiniz. Şöyle tane hardalımı sürdüm. Fazlasını da alıp üst kata da şöyle hafif sürebilirsiniz. İçine de tavuklardan şöyle bir parça daha koyalım. İkinci bir parçayı koydum. Üzerine bu nefis sostan döküyorum. Ve bitirmeden önce de acı sos sevenler varsa şöyle bir güzel acı sos gezdiriyorum. Servis tabağına alayım bunu. Üzerine de şöyle bir tane de tadımlık yapalım. Acı sosunu da şöyle veriyorum. Hazır mıyız? Bakıyorum tadına. Çok iyi. Gerçekten inanılmaz bir sandviç. Ağzım kemiksiysen konuşacağım. Kanalda yine buna benzer çok güzel bir parmesanlı tavuk tarifi ve harika bir hamburger tarifi var ev yapımı. Onları da sağ üst köşedeki i harfine tıklarsanız
ulaşabilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif olmuş. Umarım tarif denersiniz. Kanaldaki diğer tariflere bakmayı, mutfağın tadını çıkartmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Çok iyi. Gerçekten sinir bozucu derecede iyi yani.